Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Şimdi yine pek çoğunu rahatsız edecek bir isimden söz edeceğim. HDP eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş. Son günlerde Selahattin Demirtaş'tan gelen bazı açıklamalar var. Bu açıklamaların içinde bir tanesini Sedat Bozkurt paylaşmıştı biliyorsunuz. Demişti ki Selahattin Demirtaş, keşke tahliye olsam, keşke serbest kalsam da Kandil'e gitsem. Hatta beni öldüreceklerini bilsem, onlara silahı bırakmalarını söylesem demişti. Destek geldi mi Selahattin Demirtaş'a? Ben destek verdim. Destek vermeye devam edeceğim. Selahattin Demirtaş bir şey daha söylemiş. Onu da okuyayım. Demirtaş, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile SEKBİS yoluyla görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Demirtaş, hukuka, adalete, toplumsal barışa ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanan bir siyasetçi sorumluluğuyla yaptığım bu başvurunun olumlu karşılanmasını umuyor, diliyorum dedi. Peki ne oldu ya da ne olacak? İktidar partileri, ille de Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Türkiye Partisi ve Vatan Partisi. Bu dörtlü ittifakın, gerçi MHP diğer ikisini kabul etmiyor. O da çok hoştu ya. Evet, 6'ya 2 diyor. Neyse, ötekiler hallerinden memnun. İstiskal edildiklerini umursamıyorlar bile. Yeter ki bir defa daha aday olup yine seçimlerde AKP listelerinden girip milletvekili olsunlar. Rezillik, neyse. Ama bunlar Selahattin Demirtaş'ın bu talebine bakalım nasıl saldırıya geçecekler. Hadsiz mi diyecekler, edepsiz mi diyecekler, terörist mi diyecekler? Halbuki bence çok doğal bir talep bu. Kesinlikle görüşmeliler. Biri terör kanadının diyelim ki, değil mi? Hala lideri konumunda ki devletimizi yöneten iktidar partileri AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi ve Vatan Partisi İstanbul Belediye Seçimleri sırasında Öcalan'dan nasıl destek istediler? Öcalan'ın kardeşini devletin televizyonuna çıkardılar, değil mi canlarım? Selahattin Demirtaş ise hem de iktidar partilerinin şikayetlerine göre terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı. O da eski eş genel başkan. E bırakın görüşsünler ya, görüştürün. Hem de bakın online görüşecekler. Hiç kimseden saklı gizli görüşmeyecekler. Ne görüştüğünü devlet de bilecek. Ya bırakın görüşsünler ya. Ya bu ülkenin en büyük sorunu terördür. Ekonomiden çok daha büyük sorundur terör. Terör olduğu sürece ekonominizi toparlayamazsınız. Hayır, biz önce ekonomiyi toparlayalım sonra terörü çözelim derseniz olmuyor. Olamıyor. Ve bu arada gencecik çocuklarımız, aslan gibi yavrularımız, nişanlılarını, eşlerini, çoluk çocuklarını, annelerini, babalarını ve kendilerini sevenleri bırakıp bir daha geri dönülemez o yola giriyorlar, gidiyorlar. Efendim şehit oluyorlar, öbür tarafta hurilerle buluşacaklar. Ya Allah aşkınıza ya, Allah aşkınıza dürüst olun. Siz gidin o zaman hurilerle buluşmak için, siz gidin savaşın. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı öyle bir laf etti ki Erdoğan, keşke ben de şehadet şerbetini içsem dedi ama 4000 korumayla geziyor. Gezmesin mi? Tabii ki gezsin ama öyle laflar da etmesin. Selahattin Demirtaş'a destek verelim. Hangi partiden olursanız olun, hangi siyasi görüşten olursanız olun, hangi siyasi partiye oy verme konusunda kararlı olursanız olun, Selahattin Demirtaş'ın bu taleplerine destek verelim. Ey gazeteci milleti, ey medya, ya bırakın artık bu düşmanlığı ya. Düşmanlık nereye götürür bizi? Oturup uzlaşamazsak, oturup konuşamazsak sorunlarımızı nasıl çözeceğiz? Hadi buyurun bir tane daha Erdoğan, muhalefet partilerinin hazırladığı anayasa taslağı için bakın ne dedi. Eski Türkiye ipiyle indikleri kuyudan çıkarta çıkarta terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan, masanın etrafındakilere gülücükler dağıtan ucube bir teklif çıkarttılar. Şimdi bu mu yani? Bu siyaset mi şimdi? Bu eleştiri mi? Bunu söyleyen kişi bu ülkenin cumhurbaşkanı.
Yani demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerden birinin genel başkanı ve bu yaptığı ağır, çok aşağılayıcı eleştirip ötesinde bir şey ise yine Türkiye'nin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin anayasa taslağı çalışmalarına haksızlık, saygısızlık. Biliyorsunuz bu konularda ben çok hassasım. Sizin gibi düşünmeyenlerin düşüncelerine yanlış demek kadar ayıp bir şey yok. Ben liberal demokrat kapitalizm dışındaki bir sistemi eleştirebilirim. Ben liberal demokrat kapitalist sistemi de eleştirebilirim. Ama benim gibi düşünmeyenlere yanlış düşünüyorsunuz diyemem. Onlara yanlış düşünüyorsunuz dediğim andan itibaren onların da bana sen de yanlış düşünüyorsun deme hakları var. Peki doğru ne? Doğru herkes için kendisine ait olan doğru. Bugün ülkeyi Adalet ve Kalkınma Partisi kendi inandığı, kendi doğrusuyla yönetiyor. Ama başımız belaya giriyor, acı çekiyoruz, çile çekiyoruz. Elbette tabii ama bunun karşılığı yanlış yapıyorsun demekten ziyade sandığa gittiğinde ben senin gibi düşünmüyorum. Senin yönetim tarzının, senin uyguladığın sistemin tam tersini uygulayacak olan falanca partiye, falanca partilere oy vereceğim diyerek onu yerine getirmektir. Her zaman söylüyorum, her zaman söyleyeceğim, artık buna hepimiz inanmalı, hatta iman etmeliyiz. Demokratik devletlerde, anayasal devletlerinde, hukuk devletlerinde siyasi partilerin sistemle ilgili görüşlerine karşı çıkamayız. Karşı çıkamayız derken yani onları yasaklayamayız. Sistemler her siyasi partinin kendi sistemidir. Ama bir siyasi parti ülkenizdeki rejimi değiştirmeye kalkarsa o zaman hep birlikte karşı çıkmalıyız. Hatta gerekirse canımızı bile vermeliyiz ki bizden sonrakiler rejimi muhafaza edebilsinler. Ama sistem kavgası olmaz. Sistemin yanlışı yoktur. Bana göre yanlış bir sistem, karşımdakine göre doğru bir sistemdir. Bakınız ben Erdoğan'ın son dönemlerde marketlerle ilgili konuşmalarını eleştiriyorum. Elbette eleştiriyorum. Çünkü bunu, yani Erdoğan'ın bu yaptığını, fiyat kontrol komiteleri kurma talebini, kuracaklarını merhum Ecevit 1978-79 yıllarındaki 2 senelik başbakanlık döneminde yaptı. Sonuç, ülke ekonomisi çöktü. Ve girdikleri seçimde, ara seçimde, 1979 seçimlerinde Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefetteki ana muhalefet partisi Adalet Parti karşısında acayip bir yenilgi aldı. Acayip bir yenilgi aldı. Onurlu Bülent Ecevit istifa etti. Daha doğrusu istifa etmek zorunda kaldı. Ya AKP'nin sonu bu olur mu? AKP'nin sonu Ecevit'in sonu gibi olmuyor. Neden? Çünkü Ecevit'in din konularındaki hassasiyeti objektifti. İnsanların dinlerine karışmıyordu ama buna rağmen de bu ülkedeki zamanında asker baskısıyla, yargı baskısıyla ezilmiş, giyimine kuşamına karışılmış, milyonlarca siyasal İslam partilerine destek veren, gönül veren seçmen Ecevit'i Merve Kavakçı'nın meclise başörtüde girdiği andaki tepkisiyle hatırladı. %22,5 oy alan Ecevit 1999 seçimlerinde başbakan olan Ecevit 2002 seçimlerinde sadece %1,5 oy alabildi. Peki neden aynısını AKP'ye yapmıyorlar? AKP ve Erdoğan Ecevit'in bıraktığı ekonomiden çok daha kötü, çok daha berbat, kurtarılması çok daha zor bir ekonomik pozisyonda bıraktı ülkeyi. Neden hala %30'larda? Söylüyorum. Karl Marx'ın lafını dün hatırlattım. Bizim gibi ülkelerde bilhassa az gelişmiş ülkelerde seçmenlerin din hassasiyetleri çok yüksektir. Ve Erdoğan Cumhuriyet tarihinde dini en çok istismar eden politikacıdır. Ama bakın din istismarı sonunda ne oldu? Aklı başında müteddeyyin Müslümanları bile çileden çıkardı. Gençler, İmam Hatip liselerinde okuyan gençler bile deist olmaya başladılar. Ama buna rağmen yine de bir kısmı Erdoğan'ın seçim ekonomik modelinden
acayip para kazandığı için, ki bunlar Türkiye'de yaklaşık neresinden bakarsanız en az 10-12 milyon insan bu sistemden çok para kazanıyorlar. Sizin kaybetmeniz, sizin sürülmeniz onların umurlarında bile değil. Erdoğan'a sahip çıkıyorlar. Ve bir de Erdoğan'ın her ay 1000 lira, 1200 lira para vererek desteklediği 7-8 milyon en az yoksul aile. O nedenle AKP'nin oyları bir türlü %30'un altına düşmüyor. Anlatacaksınız. Bunu ben anlatamam. Ben anlatsam ne olacak? Kaç kişiye ulaşabilirim? Bunu anlatacak olanlar muhalefet partilerinin sözcüleri, genel başkanları. Evet canlarım, daha fazla uzatmayalım. Bu videom da burada bitsin. Ama lütfen gülümseyelim. Lütfen tahammül edelim. Lütfen moralimizi yüksek tutalım. Eğer tahammülsüz olursak, eğer şiddete karşı şiddetle cevap verirsek, onların yani zorbaların yani despotların yani rejimi yıkmak isteyenlerin yani iktidarı vermek istemeyenlerin ekmeğine yağ süreriz. Dün Erdoğan ne dedi duymadınız mı? Biz bu muhalefete iktidarı teslim edemeyiz dedi. Bu antidemokratik bir cümle. İlk defa ben de içinizde bazıları gibi endişeye duydum. Erdoğan hakkı olmadığı halde, anayasa yasakladığı halde üçüncü seçime girer ve kaybederse ki kaybeder, iktidarı vermemek için orduyu da emniyeti de kullanır diye korkuyorum ve tabii ki bir de kendilerinin silahlı milis güçleri var. Allah korusun. Muhalefet partileri Erdoğan'ın bu sözü üzerinde çok durmalılar. Yaygarayı koparmalılar hatta. Ayaklara kalkmalılar. Her gün çıkıp medyaya, sosyal medyaya çıkıp Erdoğan'ın biz bu zihniyete iktidar, ülkeyi teslim edemeyiz sözünden ne demek istediğini sormalılar. Ve açık açık demeliler ki sen anayasanın 101. maddesine rağmen zamanında yapılacak bir seçime girmeyi göze alabilecek kadar aklını yedin mi? De ki YSK'yı da aldın, YSK'yı da ikna ettin, bu kanunsuzluğu yaptın, anayasayı ihlal ettin, seçime girdin. Kaybettiğin zaman iktidarı kazanana teslim etmeyecek misin? Bu soruyu sormalılar. Hepimiz sormalıyız bu soruyu canlarım. Her şeye tahammül edebiliriz ama bir tek şeye ben de tahammül edemem. Rejimin zorla değiştirilmesine. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Ensenizi karartmayın. Bütün bunlara rağmen her şey çok güzel olacak canlarım. Hoşça kalın. Sizleri sevgiyle gözlerinizden öpüyorum.